Ayrıca sıkıştı araba. Arabanın içinde ne var? Tencere. Tencereyi niye götürüyoruz? Kapağı kırık. Anne çapını ölçseydik, kapak alsaydık ya. Olmaz, riske giremedim. Sabah 8:10'da yorum yapmak istedim. Ya tencere taşıyoruz, bir de zaten yerimiz kısıtlı. Aşır ya. Çok ayıp, öyle anneye ki cevap verilmezdi. Mantıken bir şey taşımak yani. Şöyle bir çapını ölçersin. Koş süt üstüne bak ne yapılıyor. Hiç bakmak istemiyorum. Aşk olsun. Hayatında ilk kez göreceksin. Belki de son kez. Son kez değil. Gittim, sen de şımarma istersen. Nereye? Daha önce köye gittim, sen de şımarma. Hayır, ve ben hiç araba, süt arabası görmedim değil misin sen? Ben tatlı onu da gördüm. Kızım çekiyor içeriye sütü, gördün mü? Evet. Vay anasını ya. O kadar da kültürsüz değiliz. Belli başlayışlar yaptık biz de. Sütler geliyor. Klasik günlerden biri onlar için. Arkadaşlar biz Dursun Bey'de sabah 9 akşam 3'e kadar hiç durmaksızın alacaklarımızı aldık, yoğunluğumuz, işimiz, gücümüz, telaşımız, sonra geldik bu koşuşturmanın ardından aldıklarımızı yerleştirdik, bazı alınanları sizinle paylaşacağım. Şimdi Ahmet Usta geldi, bu rafları yapıyor, hiç durmuyoruz, koşuşturuyoruz. Raflar yapılacak. Şöyle bir saatim var. Onun takmaya çalıştıracağım. Sonra şu askıdan aldım. Klasik askıdan şuraya taktıracağım. Orada cezvelerim var. Onları buraya tabii fazla geldi. Bir kısmını oraya takacağım. Onun için şu an çok yoğunuz. Tezgahta şöyle gördüğünüz gibi dörtlü şey aldım. Otomatik falan değil. Çok basit bir şey aldık, 1200'e. Ya yani 3000-4000 vermek istemedim. Tüpten kurtulalım. Şimdi tezgahta da bir düzenleme olacak yeni tahtalarla. Ama biraz az gibi geldi gözüme. Bir de 3'e böldürmek istiyorum. Yetmeyebilir şu anda. Bakacağız. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak çıkardım. Gece sarma saracağım. Bizim ilk bayramımız bu köyde ve biz kalabalık olacağız. İnşallah çocukların hepsi. Kalabalık dedim, düşünüyor musunuz? 3-4 kişi olacağız. Bizim için kalabalık. Bu çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, biz bugün hayatımızın en yoğun günüydü. Benim bilirsiniz klasik Dursun Bey'e gidip dönüşerek olayım. Ama bugün üzerine ustamız da geldi. Gördüğünüz gibi rafı yaptı. Şimdi biz onu, o gördüğünüz şey burada da aynı renkti. Burada bu ceviz vernik miydi bu? Koruyucu ceviz renginde boyuyorum. Ahşabın yani bu beyazlığı kaybettirmek için boyadık. Fakat ustadan şöyle bir şey istedim. Bu taraflar hepsi yeniden gelecek, onları da takacak ve araya tek raf değil iki raf koyacağız. Onun için şimdi Şevval Oran'ın ceviz renk boyasını attı, cilasını buraya atacak. Sonra da üzerine cam cila süreceğiz. Ve şurası özellikle çok hoş oldu. Benim bir sürü tabağımı kaldırır. Ondan sonra görüyorlar. Ay, şuraya da görüyorsunuz. Askı aldım. Uçlarını çıkarttım. Çünkü uçlarından dolayı takılmıyordu cezveler. Bunu da bu şekil kombin ettim. Buraya da hem bakırları hem şeyleri koydum. Burası da tamam oldu. Velhasıl içime doğan gerçek oldu. Yine süpürgemiz bozuldu.
bu toza karşı bu kaldırmıyor. Bir de yaşlı tabii ki. Ben 10 yıldır kullanıyorum. Şimdi bozuldu. Canım çok sıkıldı ona da. Muhtemelen ben şöyle bir şey alacağım. Suyla olan basit bir süpürge alacağım. Çünkü bunun sürekli tamiratıyla ben uğraşamayacağım gibi geliyor. Artık ne yapacağımı da bilmiyorum. Paldır küldür bir anda gitti. Canım sıkıldı gereksiz yere. Oldu. Şunda saatim vardı benim. O çıktı koliden. Onu da orada kendim montajını yaptım. Gördüğünüz gibi ışıktan şöyle gözükmüyor. İki çift taraflıdır. Bu benim önce iş yerimde, sonra yıllarca evimde. Şimdi de bu evime kısmetmiş. Bu evimde. Gördüğünüz gibi kapıdan girene bir hoş geldin diyor. Ve sağdan, arkadan, önden, her taraf, iki taraftan da şeyi var mevcut. Şimdi birazdan da size çekeceğim buradaki aldıklarımı. Bugün alışveriş yaptığımız şeyleri çekeceğim. Öncelikle bunları göstermek istedim. Evet, başka ne vardı? Başka şu anda bir şey yok. Yine karıştı mutfak. Hatta bir yapıştırıcı, pardon. Öncelikle buraya ben şey istedim, ustaya matkabı da vardı. Dedi ki biz bunu çatlatırız, cesaret edemedi. O yüzden dokunmak istemedi. Dedi yarın ben bir yapıştırıcı getireyim. Fakat biz yapıştırıcı almıştık. Onu göstereyim. Bir onu deneyeceğiz. Bir markete böyle tamirat malzemeleri gelmişti. Biz de şunu aldık. Güçlü bir şey galiba. Bir de bunu deneyeceğiz. Umarım olur. O olursa çok işimize yarayacak. Bugün oldukça fazla cila, yeşil boya, kırmızı boya bunları aldık, tamamladık. Çünkü Şevval boyama işlerinden keyif aldı. Ben de çok mutlu oldum. Paçayı kurtardım. Benim için korkunç zevksiz geliyor şu anda. Çünkü o kadar çok işim var ki onu böyle keyifle, hobi gibi yapamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani o çok zamanımı alıyor. Mesela şu anda gözüme batan yerde bir sürü harç var. Temiz işçilik dedikleri bu işte. Temiz dediler. Bunun hiçbir yanı temiz falan değil yani. Hiçbir şey maalesef. Çok zorladı beni. Şimdi onları yapacağım. Bunlar yapılmadı. Yetiştiremeyeceğim bayramı maalesef. Çünkü bayram hazırlığı yapacağım. Gelen giden olur. Keyifli zaman geçirmek istiyorum. Ne yapayım şimdi onlarla mı uğraşayım? Süpürge de başıma iş açtı. İyice o canımı sıktı zaten. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunu Balıkesir'e tekrar mı göndereceğim? Burada servisi de yok. Şevval'e sen götür diyorum, onu mu taşıyacağım diyor. Mecbur taşıyacak çünkü 3 kişiler dönüşte. Biri bir kulağına. Ondan sonra çünkü İstanbul'da yapılsın, edilsin, gelsin. Bayramda gelirken tekrar gelir. Ben sana başka süpürge alayım, bunu yaptırayım da. Bunu sen yaptır, ben kendime bir süpürge alayım. Çünkü bu, ben bundan korkuyorum. Ya bunun gibi toz torbası yok ya, su olunca dökerim. Burada şimdi arkadaşlar şey oluyor, kül oluyor, inşaat tozu. Ya ne yapabilirim, bununla mı uğraşacağım? Biz daha yeni bana mı bir sürü para verdik? Onun çok zor burada şimdi. Hemen şey oluyor, bu köyün tozuyla bir değil ki. Allah'ım bunlar da neleri atmışlar ya Rabbim. Şans var ya şans, ah şans, şebek şans. Ondan sonra şimdi size bir de şu tripodla bir tane aldıklarımızı paylaşayım. Böyle hızlıca anlatıyorum, inanın hani böyle çok özenmiyormuş gibi düşünmeyin. Gerçekten bir dakika bile oturmadım. Hiç bütün gün yani sabahın 7.30'da 8'e doğru kalktım. O kalkış kalkış yani. Hiç oturmadım. Onun için sadece size de hani günü paylaşmak istiyorum. Ha, bu arada şey bunu karşılıklıyken konuşalım. Böyle saçma oluyor. Tamamdır, şimdi ben yüz yüze bir tripodla görüşelim. Valla paldır küldür açtım bakalım. Şurada zaten şansı da görüyorsunuz. Bana yer bile vermiyor eşek. Eşek şans. Evet, bu ihtişamlı bayram tacımla size merhaba diyorum efendim. Merhabalar. Şöyle bir şatafatlı bir tac aldım kendime. Bunu bir hak etmiştim yani. Bir de klasik olanını aldım. Bu her zaman lazım olanını. Ondan sonra
ve kendime yöresel bir yazma aldım. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü bir şalvar giyeceğim. Bir de bu yöresel yazmayı şöyle ondan sonra takacağım. Şalvarımı da giyeceğim. Şöyle kendime de bayram şalvarı aldım. Baksanıza çok güzel renk. Ondan sonra siyahta bir bluz giyerim. Şıkıdık 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 olacak. Ondan sonra bir tane de hediye aldım da ona bakmayalım. Aa, nasıl sürpriz olsun. Ondan sonra acaba bunların her rengi var. Pamuklu ve çok güzeller değil mi? Şey pazenler var ya, onlar gibi aynı. Onlara çok benziyorlar. Onun için aldım. Şimdi ne yaptık biz? Bir de veterinere gittim. Benim kendi veterinerime sordum. Bir ilaç onu almak için gittim. Ya da dedim ki atlayın gelin, iki köpeğim var. Uyuz oldular dedim. Fakat gelecek kişi orada değildi. Yani farklı bir kişi vardı. Babası muhtemelen herhalde oturuyor. Biliyorum, daha önce de görmüştüm o beyi. Ondan sonra o şu anda burada yok dedi. O esnada da köyden Mustafa Bey'in oğlu denk geldi tam da orada. Dedi ki, hatta eline bir ilaç aldı veteriner. Şey dedi, uyuz için dedi bunu kullanıyoruz. Bizde sizin dediğiniz yok. Ben de veterinerime attım. Olur mu bu dedim. Olur dedi resmine. O esnada da tam Mustafa Bey'in oğlu geldi. Dedi ki bundan bende var. Ne kadar çekeceksen çek enjektörle, istediğin kadar dedi. Alırsın köyde dedi. Süper, çok sevindim. Yani iki köpeğin birer hafta arayla iki enjeksiyona ihtiyacı var. 0,5 mililitre zaten. CC pardon. 0,5 CC. Enjektörlerimi de hazırladım buraya. Burada şey, insülin enjektörleri rahat oluyor. Ay, oraya hazırladım işte. Gideceğim işte, şey yapacağım, fırsatım olunca alacağım. O da oradan şans işte denk geldi. İğnesini yapma kısmına gelince vallahi Ramazan abinin oğullarından yardım alırım. Çünkü köpekler onların, ben şimdi cesaret edemiyorum. İğne yaparım da, deri altı sonuçta, kasa değil. Birden hani ısırır mısırır diye. Gördüğünüz gibi Moduk hiçbir şey yapmıyor aslında, biliyorsunuz. O kadar uğraştım bu boynundakini çıkarmak için. Hiçbir şey yapmadı yavrum. Yapmaz, yapmaz diyebilirim ama şimdi korkarsam, bir daha hep korkarım. Onun için beraber o başını tutar, ben de yaparım iğneyi. Bir hafta arayla da yapınca ikisine de yapacağım uyuz iğnesi. Hatta iki tane de kedi var böyle. Fotoğrafını attım. Uyuz da olabilir, mantar da olabilir dedi. Uyuz ise ona da yapmayı planlıyorum ama olursa tabii ki. Şevval kapıya bakar mısın? Ondan sonra ondan sonra sucuk mu gelmiş sana? Sucuk yemek istiyorum diyordun ya. Benim için mi getirmişler? Evet, hani bu? Benim, bizim de. Şey getirdim. Ya, dolaba koyayım, tamam. Bugün çok alışveriş yaptık ama bugün hayatımda ilk kez kızım bana alışveriş yaptı. Çünkü okudu ve çalışıyor. Ne kadar çok şey aldıysak hepsini o aldı bana. Çok iyi, güzeldi. Çok duygulandım. Çok mutlu bir gündü yani benim için. Ne istesem aldı yani. Hepsini aldık. Ben onu alacak diye almasam da gene de aldı. Bir de biliyorsunuz bir markete bahçe ürünleri gelmişti. Oradaki tüm bahçe ürünlerinden aldık. Ben çok meraklıdırım. Bir şeyi mesela şöyle söyleyeyim. Domatesi gidip bir paçavrayla bağlamaktan hiç hoşlanmam. Antikadırım yani. Hatta onlara kelepçe siparişi vermiştim. Onlar daha gelmedi. Yani bir formülü çıkmışsa o yapılan yeni teknolojik. O yüzden hani sebze yatakları sizi rahatsız etti ama ben hep bir gelişmiş bir şey bulduğumda
Onu kullanmak isterim yani. Bir görselime de hitap etsin diye. Tabii şu anda mezar gibi gözüküyor olabilir de o bana öyle gözükmüyor. Çünkü ben onları üzerindeki bitkilerle hayal ediyorum. Velhasıl böyle bir şey. Mesela bir tane fidan bağlama ipi aldık gördüğünüz gibi. Buradan da kesiyorsun. Fidanları bağlamak için ipimiz var. Böyle bir şey. Jüt ip, bahçe ipi görüyorsunuz. Bunun makarasıyla böyle. Hiç şey yapmadım. Bu muhtemelen buraya asılacak. Bir şeyler var. Bunların işlevine bakmak lazım şu anda. Bakayım ne yapıyormuşuz. Gözüm görüyor mu diye soracaksınız. Ne kısıyorsun diyor. Bir öğreneyim ondan sonra. Şu anda tam bilmiyorum. Açmak lazım. Bunları açacak vakit falan yoktu yani. Biz yiyeceklerimizi de yerleştirdik. Dedik ki hadi bu aldıklarımızı da hoşlanıyor. Sizler hoşlandığınız için neler almışım gün boyu diye. Onun için paylaşmak istedim. Dediğim gibi BİM'e gelmişti bunlar. Bahçe serisi. Bakın böyle bir de çiçek makası gelmiş. Çok tatlı. Bundan da aldık. Ondan sonra ve çocuklara mendil. Mendil aldık. Bu mendiller çocukların bayramlıkları olacak. Bunu da çok yaşlı bir teyzemiz vardı. Ben daha çok gençken, bekarken yani. Bize böyle mendil içinde harçlık ve şekerler falan koyardı. Çok keyifli gelirdi. Daha sonrasında da bu Çiçi ismini veren Doğan'ın annesi Filiz de böyle yapar. Çok güzel hediyeler. Onun için ben çok hoşlanırım. Çocuklar bundan çok keyif alırlar. Bakalım ilk bayramımızı geçireceğimiz bu köyde de böyle bir şey aldım. Böyle bir şey aldım. Yukarıdaki banyoya malum biliyorsunuz delmeden şampuanları vesaire koymak için. Ondan sonra ben daha önce böyle şey kullanmadım bunu. Bu parlatmak için böyle bir temizlik ürünü varmış. Her şeye kullanılan bir şey. Ben çok gördüm ama hiç denemedim açıkçası. İçi de nasıl acaba hiç bilmiyorum da. Bir alışkanlığım var ya. Çok fazla dışına çıkmam. Ha, ne ilginç. Bu Cif'in abisi galiba. Öyle bir şey. Belki Cif çelikleri çiziyordur. Bu çizmiyordur. Değil mi? Bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ondan sonra. Hatırlıyor musunuz? Hani sulama esnasında bir türlü şey tutturamadık dikiş. Bunu başka bir marketten aldık. Bu A101'deydi. Çeşitli şekilde sıkma ayarları var. Bunu aldık. Bu çok işime yarayacak. Şöyle Yusufçuklar vardı bahçeye takmak için. Böyle. Bunları aldık. Yusufçuğun bir tanesi çıkıvermiş yolda. Bunları açıp bahçeye süsleme yapacağız. Bilemiyorum şey var yapacak. Nereye yapacağını artık. Şöyle bir şey vardı. Şöyle bir şey. Bundan iki tane almak istedik aslında. Başka bir tane daha market bulsak. 23 metre boyunca çeşmeye taktığınızda bulunduğu alanları suluyor. Nasıl bir sistemi var hiç bilmiyorum. Acilen öylece aldık. Nasılmış? Yırtmam gerekiyor. Arkadaşlar galiba kendimiz ayarlayacağız suların akması gereken yeri. Bu hortumda o deliği açtıktan sonra daha yer değişmeyecek. Yani sulama alanlarının deliklerini açarak yerleştireceğiz. Ondan sonra orayı sulayacak. Bunu çok sevdi şey var. İki tane olsa iki tane alacaktık. Bahçe daha çok geniş diye. Bir tane bulduk. Diğer şubesine gidemedik. O kadar koşuşturduk ki. Ondan sonra böyle bir buna bayıldı. Bunu aldı. Şey çiçeğin kendisine. Tohumlar çok gelmişti. Ben şey istedim. Kadife çiçeği istedim. Bu kadife çiçeğinin domates ve biberlerin arasına koyarak o böceklerden korunduğunu ve köylerde o yüzden aslında bahçelerin kenarlarında olduğunu okudum ve öğrendim. Kapım açık. Soğuk geldi de bir anda. Okudum ve öğrendim. Onun için kadife çiçeği varsa diye baktım ama maalesef yoktu. Bu köyde muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Çünkü eskiler bazen şimdikiler bilmiyorlar bu niye burada diye ama aslında eskiler onları deneyimleyip yapmışlar genelde.
O da o şeye hizmet ediyormuş yani. Böceklerin, sineklerin gelmesine. Onu da dikeceğim. Bu kemer denme ve şey zımbası, bu tür delikleri açmak için. Bu da gelmişti. Bunu da aldım. Hayatta her şey elimin altında olmasından çok hoşlanırım. Pratik şeylerin olmasından. Bana hizmet ettiği için çok seviyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Şimdi bir de böyle plastik şey aldık. Böyle bunlardan da gelmişti. İki tane kalmıştı. İkisini de aldık. 5 metre. Bu ben böyle bunları kenarlarına bir çıtaya monte edip nasıl yapabileceğimi şu anda bilmiyorum. Çünkü böyle bir kafes alıp monte etmeyi planlıyordum. Monte edip şöyle çaprazlama koyacağım. Ve işte salatalık mı yetişecek, fasulye mi yetişecek, o çapraz alanı yokuş yukarıya çıkarak verecek ve oradan sarkacak. Onun için bundan aldım. Bu şekilde daha geniş aralıklı istedim fakat bunu buldum. Daha geniş aralıklıdan daha çok sebzelerin hani geçmesi gerekir diye düşündüm ama sonra dedim ki yani sebze oradan büyümeden önce zaten oradan geçecek. Yani aşağıya sarkacak. O yüzden olur dedim. Ya da denk gelecek işte her neyse. Bu dediğim gibi her şeyi deneyimleyeceğiz yavaş yavaş. Ama herkesin yaptığını değil de illa bir şeylere de yeni şeyleri ya da ben çok fazla Pinterest takip ediyorum. Orada gördüğüm şeyleri yapmaktan da çok keyif alıyorum. Çünkü biz Türkler genelde hani parasız olsun diye her şeyi daha şey yapmaya çalışırız ama bir kere para verirsiniz ve yıllarca kullanabileceğiniz birçok şey yaratabilirsiniz elinizde. Sadece sabrınız olacak. Bir de ilk seferde para vermeye kıyacaksınız. Sonrasında sürekli o ekipmanları kullanırsınız. Ben şimdi oluşturana kadar bu kadar şey yapabilirim ama sonrasında onları düzenleyip ve her yıl bana bunların ne lazım olduğunu tespit edip ve yani bir sezonda eskimeyecek şeyler uygularsam onları her yıl kullanırım. Onun için hiç sorun olmaz diyorum. Sadece ilk aşamalarda bir test edeceğiz, öğreneceğiz, deneyeceğiz. Mesela kışın işte buraya küçük küçük seralar yapmayı planlıyorum. Her yatağın kendisine özgü seralarda belki de kıvırcığını işte ıspanağını büyütebileceğim. O seranın ısısı yetecek. Yani o muşamba dışarıdan almayacak kırağı ve tutacak. Ne olacak bu sefer? Köydekiler de denemiş olacaklar. Ha, bu yaptı tutuyor biz de yapalım. Çünkü bir onlar denemek istemiyorlar ya da denemişler. Bilmiyorum hiç deneyen yok. Sera falan görmedim burada. Deneyelim zararı olur mu? Ne kadar şey zarar olabilir ki? Bir sezon deneriz olmazsa olmaz. Onun gibi bir şey. Bunu da böyle deneyeceğim. Ondan sonra her seferinde işte ağaçları dikmekle uğraşmak değil başka bir formül bulmak amacım. Pratik ve kalıcı çözümler bulmaktan keyif alıyorum. Onun için de denemek bulmak gerekiyor. Velhasıl yine işte köy için çakmak aldım. Gaz aldım. Doldurulan çakmak alıyorum efendim. Bozulup atılacak çakmak almıyorum. Doldurulan çakmak alıyorum. Gazım var. Silikon aldık. Hep lazım oluyor. Elimizde bulunsun. Özellikle şeffaf aldık. Biliyorsunuz her şey lazım oluyor ve kaybediyoruz. Yine hızlı yapıştırıcı aldım. Bir de o diğer yapıştırıcıyı aldım. O diğer yapıştırıcıyla Şevval'in şimdi işi bitmek üzeredir. Ondan sonra Şevval'e beraber yapıştırırız. Bir de işte birkaç böyle yazmalar aldım. Hediyelik bir şeyler aldık. Ondan sonra bir yere gidersek elimiz boş gitmeyelim diye yaşlı teyzelere. Öyle güzel işte yoğun geçti. Çok telaşlı geçti. Çocuklarla mangal falan yaparız diye malzemeleri aldık. Ondan sonra köpeklerin biliyorsunuz malum yemeklerini aldık. Köpeklere tavuk aldım ama bence biraz sıkıldılar o yemekten. Bugün yaş mamadan aldım onlara denemek için. Denediler, yediler. Bir keyif olsun dedim. Biz çok yoğunduk. Biz çok koşturduk. Şimdi bir de iç hazırlayıp sarma sarmayı planlıyorum. Hiç halim kalmadı. Ama yaprağı çıkarttım. Suya koydum. Vallahi taş gibiydi. Üsttekiler biraz kötü olmuştu ama.
Yaprak kendi yöremin yaprağı. Ben alışkınım ona. Biz yani damak tadımıza uygun bir yaprak. Biz bir de böyle yani şeyli değildir, dilimli değildir, bütündür. Onunla saracağım. Oğlum da sever. Sever derim. İki tane yer. Olmaz, ister. Bakacağız. Hem misafirlere de ikram ederiz. Ondan sonra haşhaşlı çörek de yapacağım. Onlar yarın yapılacak. Bugün sarma işini otururken yapalım diyoruz Şevval'le. Velhasıl böyle. Kendime terlik aldım yazlık. Bu terlik benim favorimdir. Her zaman bunu giyerim. Bu Ayzbir'e gelir ve ben hep bunu giyerim. Burada da giyeceğim bakalım. Şimdi bunu giyeceğiz de bizim süpürge işi ne olacak onu hiç bilmiyorum. Aklım fikrim onda şimdi. Yani bugün hadi dedik veterineri kurtardık. İlacımız da ayağımıza geldi. Biz yaparız dedik. En az 1000 lira 2000 liradan kurtardık dedik. Ben böyle bozulan bir şey olunca acaba ben mi hata yaptım diye düşünürüm. Bir şeyde bir yerine haksızlık mı yaptım diye düşünürüm. Sonra dedim saçmalama yani. Yani başıma niye geldi diye ama bir şeyin de miadı dolmalı herhalde. Aslında öyle düşünmemek de gerekiyor. Öyle de düşünüyorum bazen işte. Şimdi gidelim. Şevval'in bakalım ne yapıyor. Biz bir de bu yapıştırma şeyle aşağıdaki perdesini bir yapıştırmaya çalışalım. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar oturacağım dedim ama oturmadım. Oturmadık Şevval'le. Kaşık kepçe ne varsa koydu onları bir çıkarttım. Burayı dedim bir düzeltelim. Anne yapmayalım dedim. Dedim bir oraya bir buraya taşımayalım. Ya dedim ki şu mikrodalga yerine gitsin. Şu fırını da yerine koyalım. Tüp de dışarıda duruyor. Bunu takmasını bilmiyorum. Ya bilirim de şimdi olur da başıma bir iş açarım. Of. Çok az kolimiz kaldı maalesef şey yapmadım ne derler. Bunları çıkarmadım. Ay şans çıkaracak. Birazdan yıkayacak. Yanlış anlamayın. O yıkayacak da. Önce bir işeyecek gibi geliyor bana üstüne. Sonra yıkayacak. Şevval kapatıyor. O diyor ki bunun bir girişi vardı. Nerede? Nerede? Asla kabul etmez. Çıkmaz. Deli gibi. Deli gibi ısırıyor. Isırır. Çok cadı ya. Kolelerin içinden çıkmıyor. Şimdi bu şeyle yapıştırdık bunu. Şevval'e fazla nazik davran diyorum. Diyor ki bunu böyle bu süreç böyle mi işleyecek? Öyle iş olmaz diyor. Ya ne bileyim. Ondan sonra azıcık dursun bayramda ya. Şansa bakar mısın? Tabii derin dondurucumuz olmadığı için. Az şansa bak. Az kazanmışsın şans. Abi bunun bir girişi vardı diyor. Abi bunun bir girişi vardı diyor. Abi bunun girişi vardı diyor. Bunu size vereyim mi? Vereyim mi? Gözleri temizlendi. Temizlendi mi? Bir de banyo yapacak. Banyo hazır hazır olacak. Buday günü banyo yapacak. Boyu buday kadar büyüyecek bunun, tamam mı? Heh. Haydi yallah. Daha büyüyecek mi? Yeter. Daha büyüyecek mi? Yeter. Daha büyüyecek mi? Evet. Vallahi şeyi çıkarttım ama yaprağı. Hiç dedim Şevval'e. Bu mutfağı böyle dağınıkken yaprak saramam. Ama şimdi gidip bir park edeceğim. Benim tutuldu. Benim tutuldu. Hala bakıyorum. Benim tutuldu. Hala ne iş var? Ay o kadar inat ki. Beyaz kediler çok yaramaz derler. Azıcık bununla ilahiyat tutsa ya Allah korusun. Şuramızdan inmez. Hah, şuramızdan. Kız! Onu çıkartacağım cila yaparken. Evet. Ha bu arada bunları da göster. Bakın şey çok güzel oldu. Şimdi cila yapacağım. Şu kenarlarda bant var. Onları cila sonrası çıkartacağım. Evet. Ya bu şeyi boyadık da bilmiyorum Allah kabul etsin. Sanki çıkacak gibi geliyor. 24 saatten 4 saat önce mi yaptık? Yani bence onunla alakalı bir şey değil de. Bilmiyorum üstüne bir de cila mı atılacak acaba bunun? Tavsiye ediliyor pakette atılması da. Yani o genel bir temiz görünsün olduğu kadar şimdi yeterli. Ya da silmesi kolay olsun diye. Cila. Ha. Silmesi o zaman cila atarız buna. Sonra atarız. Onu sen atarsın boş işin mutfakta işin olmadığında. Şu an bayramda mutfakta işimiz olacağı için. Evet yarın akşama doğru Ahmet Usta inşallah bunu gelir.
şeyini yapar, malzemesini, geri kalanını ben de yerleştiririm. Bu ortası bitecek, cilalanacak, sadece kenarlarına vernik cila kalacak. Evet, çünkü onun tahtası gelecek, beyaz tahtası. Onun için o kaldı. Şöyle bir kabaca yine topladık. Bunu milyon kere topladık biliyorsunuz. Milyon kere topladım ben bu mutfağı. Tozlandı. Neyse ki her topladığımızda biraz koli azalıyor. Şu anda 3'e düşürdük. Şansa bıraksam bu gece bitirecek. Bak götüne be dikmiş Allah aşkına. Bak bak. La ilahe illallah. Ay ay. Kendine ben hakim de olamıyor ki. Olamıyorum da bir meyakliyim. Hadi gidelim annem, biz gidelim annem, biz gidelim. Hadi gidelim. Tüpü alalım biz dışarıda. Şey var. Neyse şu işe yakayım. Arkadaşlar videoyu şimdi editleyip sizinle paylaşacağım. İyi akşamlar diliyorum. Çok yorulduk, çok yorulduk ama çok güzel geçti. Hadi iyi geceler de annem. Oy, oy. Hadi. Hoşça kalın.